Yüce Rabbimiz, ölüm ve hayatın birlikte yaratılmasının nedenini, yani hem hayatın hem de ölümün var edilişinin sebebi hikmetini ve gayesini, amacını bildirmek üzere şöyle buyuruyor. Ey insanlar! O yüce Allah ki ölümü ve hayatı yarattı. Niçin yarattı? Şunun için. Sizi imtihan etsin için. Sizi sınava tabi tutup denesin için yarattı. Namazın vaktini geçirip kılmamanın 15 zararı vardır. 5'i dünyada, 3'ü vefat ederken, 3'ü kabirde, 4'ü meydanı arasatta. Dünyada olacak 5 zarar. Yüzünde nur olmaz. Ömründe bereket olmaz. Duası kabul olmaz. Bir mümin kardeşi dua emanet eylemiş olsa o da kabul olmaz. Sair ettiği ibadetlerin sevabı eline girmez. Ölüm sırasında olacak 3 zarar. Aç, susuz, hor ölür. Ne kadar taam etse, yese doymaz. Ne kadar su içse kanmaz. Kabirde olacak şeyler. Kabri sıkar, kemikleri birbirine geçer. Kabri ateşle dolar. Onun üzerine bir ejderha musallat olur. Onun adına akra derler. Onun elinde bir kamçı olur ki, ateşten bir günlük uzunluğu vardır. Onunla bir kere vurur, yerin dibine geçer. Yine çıkar. Bir daha vurur, böylece kıyamete kadar o kimseye azap edilir. Arasatta olacak olan şeyler. Hesabı şiddetli olur. Allah-u Teala'nın gazabına müstahak olur. Cehenneme dahil olur. Alnına 3 satır yazı yazılır. Evvelki satır, bu kimse Allah'ın gazabına müstahaktır. İkinci satır, Allah-u Teala'nın hakkını zayi edicidir. Üçüncü satır, nitekim sen Allah-u Azimüşşan'ın hakkını zayi ettin ise, bugünkü günde Allah'ın rahmetinden baitsin, uzaksın. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ve onun her şeye gücü yeter. O tam anlamıyla kudret sahibidir. Emreden, mani olan, yasaklayan, veren engel olan, yaşatan, öldüren, yücelten, alçaltan, hor hakir eden, fakirleştiren, zenginleştiren, hasta eden, şifa veren ve daha nice nice işleri yapan o yüce Allah zatında, sıfatında ve fiillerinde çok yüce ve kutsaldır. Güç ve kuvvet hep O'nundur. İşte kendi yüce zatını böyle övgülerle dile getirdikten sonra ölümü ve hayatı yaratmasındaki yüce hikmetini bildirmek üzere şöyle buyurmuştur. O yüce Allah ki, ey insanlar, hanginiz daha iyi ve güzel amelde, iş ve davranışlarda bulunacağını deneyip, ortaya çıkarmak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Dünyada ölümü ve hayatı ortaya koyan Allah-u Teala'dır. O, dilediğini yaşatır, dilediğini öldürür. O, bir tektir. Ortağı, yardımcısı yoktur. Onun gücüne karşı koyan ve koyabilecek de yoktur. O, bu şaşmaz kuralı koymuştur ve bundan kurtulan, kurtulabilecek de yoktur. Çünkü mutlak güç ve kudret onun elindedir. Onun dediği oluyor ve sonsuza kadar da onun dediği olacaktır. O yüce Allah sizi imtihan edip denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Peki neyin imtihanı, niçin? Şunun imtihanı için ki, sizin hanginiz daha iyi ve daha güzel amelde, iş ve davranışlarda bulunacaksınız? İşte hayat ve ölümün varoluşunun sebebi bu gerçeğe dayanıyor. Allah-u Teala iyilerle kötüleri ayırmak için ölüm ve hayatı yaratmıştır. Çünkü ölüm yok oluş değil, yeni bir hayata başlangıçtır.
Hem de ölümle başlanılan bu yeni hayat, dünya hayatı gibi fani ve geçici bir hayat olmayıp sürekli yaşanacak bir hayattır. İşte bu gerçek ve sürekli hayatın önemli bir hayat olduğundan dolayıdır ki, insan bu geçici dünya hayatında denenecek, tecrübe edilecek, sınanacak ve imtihan edilecek ki, o önemli ahiret hayatında iyilerle kötüler ayrılıp, iyiler cennete, kötüler de cehenneme yerleştirilecektir. Allah-u Teala'nın bu ayetleri, kullarını, yani insanları uyarı mesajlarıdır. Kullarının sorumlu tutulacaklarını bildirmesidir. İnsanlar bu dünya hayatında yaptıkları her bir işinden ve fiilinden sorguya çekileceklerdir. Ölüm ve hayatın yaratılmış olması, insanların yapmış olduğu iyiliklerini ve kötülüklerini kendilerine göstermek içindir. Haşa, Allah-u Teala'nın bilmesi için değildir. Çünkü Allah-u Teala, kullarının hal ve hareketlerini, yaptığı ve yapacağı iş ve hareketlerini, eylemlerini ezelden beri ilmi ezelisiyle biliyor ve bilmektedir. Onları, yani kullarını, insanları imtihana, tecrübe ve deneyime tabi tutmaya, haşa, hiç mi hiç ihtiyacı da yoktur. Çünkü O, Celle Celaluhu, arz ettiğim gibi, kullarının bütün işlerini, yapmış oldukları bütün amellerini, eylemlerini ezeli ilmiyle biliyor ve bilmektedir. Ancak bu imtihandaki hikmet ve incelik ise şudur. İnsanların bütün hal ve durumlarını kendilerine, insanlara göstermek ve ilahi adaletin tecelli etmesi, ortaya konması içindir. Kullardan, insanlardan hiçbir kimsenin bir mazeret öne sürmemesi içindir. Suçluların, kötü amelli kimselerin suçlarını, günahlarını kendi ağızlarıyla itiraf etmeleri içindir. Ve sonuçta hesabın, kitabın, sorgu ve sualin neticesinde kimlerin güzel işler, iyi ameller yaptığını, ödül ve mükafatlar almayı hak etmiş olduğunu ve kimlerin kötü işler ve fena ameller işleyerek mücazata, cezalanmaya hak etmiş olduğunu meydana açığa çıkarmak içindir. Bütün bu işlemler mülkün tek sahibi olan Allah-u Teala'nın huzurunda olacaktır. Ayette geçen ölüm anlamına gelen mevt kelimesi, dirilik ve yaşam anlamına gelen hayat kelimesinden önce gelmiştir. Bunun da Kur'an dilinde önemli bir manaya işaret vardır. Birincisi, ölümün önemini insanların nazarı dikkatine vermek ve insanların ölüm gerçeğinden layık olduğu bir şekilde istifade edip yararlansınlar. Çünkü ölüm muazzam bir olaydır. Ölüm korkusu kalplere dehşet ve ürperti verir. Gönüllerde onarılmaz yaralar açar. Yüce Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi ifadesiyle ölüm dünya lezzetlerini süratle bıçak gibi kesip atar, yok eder. Ağızların tadını bozar, ağzın tadını yok eder. İşte bu inceliktir ki Yüce Allah kelamında ölümü hayattan önce zikretmiş, anmıştır. İkincisi, ölüm dünya hayatından önceki dönemi de içine almasının işaretidir. Bakara suresinin 28. ayetinde "Siz ölüler idiniz, o sizi diriltti. Yine öldürecek, sonra yine diriltecek." emriyle işaret edilen merhalelerdir.